Selamun aleyküm. Elmaslı günlere hoş geldiniz. Puf iplerle yapmış olduğum battaniyemi şu anda size gösteriyorum. Bu battaniyenin yapımını ve boyutlarını sizlerle paylaşacağım. Videoda bunları anlatacağım ama baştan şunu söylemek istiyorum. İpler nasıl eklenir? Hata yapınca bu hatayı sökmeden nasıl telafi edebiliriz? Bunun gibi birçok sorunun cevabını bu videoda bulabileceksiniz. Hemen videoya geçebiliriz şimdi. Artık battaniyemizi örmeye başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben size çok kısa küçük bir yerden göstermek istiyorum. 10 veya 6 ilmek yapabiliriz. Bu çift sayı olmalı. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Atıyorum işte burada şu ilmek sayısı. Bu ilmek sayısı ne kadarsa uzunluğunuz da o kadar olacak. Yani ne kadar yapmak istiyorsanız ilmek sayınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama söylediğim gibi çift ilmek olmalı. Şimdi atıyorum işte ne yapalım? 6 ilmekten yapalım. 2, 4, 6. Hadi 8'miş burası. 8 olsun. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bunu önümüze yatırdık. Bakın şimdi 2, 4, 6, 7, şu 8. Bu 8. ilmek. Bu arada size daha açık renkten yapmaya başladım. Aslında koyu renkten başlamıştım ama alttaki de koyu olduğu için iyi görünsün istedim. Şimdi bunu aldık arkadaşlar. Şu 6. ilmeğimiz 8 miydi? 8'di galiba. 8. ilmeğimiz fark etmez. En sondaki ilmeğimiz bu. İplerimizi de şöyle önümüze koyalım. Şimdi bu ilk olan burada dursun. Yani 8. burada duruyor bakın. Şimdi bu uzun olanı şu kısa zemindekinin içinden geçirdim. Birinci ilmeğimi ördüm. Sonra bu 8.'yi de aldım. Çapraz örgüyü gösteriyorum. Hasır örgüyü. Onu da bunun üzerinden bakın şöyle yaptım. Onu da diğerinin içinden geçirdim. Şimdi birini atlıyorum. Bunu atlıyorum. Diğerini. Sıradakiyle onu örüyorum. Sonra atladığımı örüyorum. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi tekrar edelim. İlk ilmeği bakın. İlk ilmeği aldım. O kenarda dursun. Sonraki ilmeği örüyorum. İçinden geçirdim. Sonra bu boşta bıraktığımı, atladığımın içinden geçiriyorum. Şimdi bakın bunu atladım. Diğerinin içinden bunu geçirdim. Sonra da atladığımı örüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Onu da hatırlatmış olayım. Bakın şimdi bu bir sırayı bitirmiş olduk. Şimdi ipliğimi sağıma alıyorum. Çünkü sağa doğru öreceğim. İpliğimi sağa doğru aldım. Bu arada bu ipleri arkadaşlar düzelterek gidelim. Buradaki ilmeğimi boşta bıraktım. İlk ilmeğim boşta. Bu burada dursun. Şimdi bu sonraki iki ilmeğin üstten gelen ilmeği önce örüyorum. Sonra da alttan gelen ilmeği örüyorum. Bakın. Bu ilmeğimiz boşta kaldı. Bu burada dursun şimdi. Önce üstten gelen şu ilmeği örüyorum. Sıradakiyle. Sonra da diğerini örüyorum. Önce üstten gelen ilmeği örüyorum şunu. Sonra da alttan gelen ilmeği örüyorum. Burada tek ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Bunu sadece ikinci sırada yaşayacaksınız. Burada tek kaldı. Bu teki de tek bir tane ile ördüm. İpliğimi sağıma aldım. Şöyle iplerimin yönlerini düzeltiyorum. Şimdi arkadaşlar önce yine üstten gelen ipliği örüyorum. Burada tek örmüştük ya, bu tekim burada şimdi dursun. Önce bu üstten geleni örüyorum. Mantığını kavradığınız zaman çok kolay olacak. Sonra da bu tek geleni aldım, onu ördüm. Gördüğünüz gibi modelimiz artık ortaya çıkmaya başladı. Önce üstten geleni örüyorum. Örerken alttan geleni şöyle kendime doğru çektim. Sonra da alttan geleni ördüm. Yani arkadaşlar bakın.
Sağdaki mi solun üzerindeydi? Soldaki mi sağın üzerindeydi? Bu gibi düşüncelere sapmamanız için mantık şu. Mantık şu arkadaşlar. Bakın şu üstten gelen önce örülecek. Sonra da alttan gelen o örülenin üzerinden geçip o örülecek. Atıyorum işte bunu üste çekmeyi unuttunuz. Şimdi bu üstten geleni ördünüz. Şu şöyle kalsın mesela, ördük. İlmek yok. İlmek burada arkadaşlar. Çıkartıp bu şekilde örün. Gördüğünüz gibi bir sıra daha bitti. Hatta şöyle yapalım. Bu ipi bırakalım arkadaşlar. Başka bir renge geçeyim. O rengi geçtiğim zaman hangi ipin nerede olduğunu daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Şöyle yapıyorum. Diğer ipe geçtim. Çift sayılarda bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu ipi burada düşünmeyin. Bu bitti artık. Bu iple işimiz yok. Şimdi sıramız bitti. Üçüncü sıramız. Dördüncü sıradayız. Yani çift sayılı olan sıradayız. Bu ilmek burada tek başına kalacak. Bunu örmeyeceğiz. Şöyle yapıyorum. Üstten geleni ne yapıyorduk? Önce üstten geleni örüyorduk. Üstten geleni ördük. Sonra bakın çapraz olması için mantığını göstermeye çalışıyorum. Size anlatmaya çalışıyorum. Sonra da alttan geleni üstten kıvırıp ördük. Önce üstten gelen aradan çıksın. Sonra da alttan gelen. Bakın şimdi şöyle bakın. Hangisini örüyorum? Üstten geleni örüyorum. Sonra da alttan gelene. Burada bir tane kalacak dedik. Bu bir taneyi de örelim. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Burada bir tane mavimiz kaldı. Çünkü bunu 3. sırada ördük ama 4. sırada bununla herhangi bir işlem yapmadık. Şimdi ipliğimi tekrar diğer tarafıma alıyorum. Burada tek ördüğüm beklesin arkadaşlar. Çünkü neden? Önce üstten geleni öreceğim. Sonra da bu teki onun üzerinden geçirip onu öreceğim. Bakın. Kenarımız bu şekilde. İplerimi de şöyle döndürüp düzelteyim. Önce ne yapıyorum? Üstten geleni örüyorum. Sonra da alttan geleni. Bakın bir tanesini atladım. Üstten geleni örüyorum. Sonra alttan geleni. Şimdi bakın sona geldik. Önce bunu örüyorum. Bu tek kalmış değil mi önceki sırada? Üçüncü sıradan örmeden, dokunmadan bıraktığımız ilmeğimiz bu. Önce bunu örüyorum. Çünkü o üstten gelmiş gibi görünüyor burada. Sonra da alttan gelen ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. İnşallah doğru anlatabilmişimdir. Şu son sırayı da yapalım. Sonra size işin püf noktalarına, nelerde yanlışlar oluyor ve bu yanlışları biz nasıl düzeltebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar, şimdi buradaki yine tek kalacak. Biz önce şu üstten geleni öreceğiz. Sonra da alttan geleni öreceğiz. Biraz önceki gibi burada bu tek kalacak. Şimdi artık başa gitmeye gerek yok. Bunu ben anlatabildiğimi düşünüyorum. Sizin de anlayacağınızdan eminim. Önce üstten geleni örüyoruz. Sonra da alttan geleni onun üzerinden geçirip örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları yaparken ben kendi yaptığım hatalardan ve bu hataları nasıl telafi ettiğimi size anlatacağım. Çok büyük battaniye olduğu zaman sök 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 işte yanlış oldu. İki sıraya bazen denk geliyor. Hani sıranın başında hatayı yapmış oluyorum. Gidiyorum, geliyorum. Bir bakıyorum ki burada bir hata var, bir eksiklik veya bir fazlalık var. Bu uzun yeri söküp gelmektense çok güzel fikirlerim var. Şimdi hatalarımın bir tanesi şuydu. Bunları böyle örüyorum ya. Şu arkadaki bir yerlere saklanıyor. Artık o nasıl oluyorsa bilmiyorum işte. Bu saklanıyor. Sonra ben bir sıradakini örüyorum böyle. Bunu böyle örüyorum. Sonra arkasını çevirdiğim zaman bir bakıyorum ki şurada bir tane iplik. Burada bir tane iplik böyle tek başına duruyor. Birazdan size bunun nasıl dikildiğini göstereceğim. Yani ip eklemenin nasıl olduğunu göstereceğim. İşte arkadaşlar ben de şöyle yapıyordum. Bunu şuradan kesip sonra da ip ekleme yöntemiyle şöyle diktim.
Sökmekten çünkü bıktım usandım, ben biraz dalgınım, dikkatsiz yapıyorum galiba. Siz de bu tür sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sorunumuzun bir tanesi buydu. Diğer bir sorun da şu arkadaşlar. Mesela şuradaki ilmeği örmeyi atlıyorum. Diyelim ki bu ilmeği örmeyi atladım ben. Böyle gidiyorum işte. Bu ilmek de arkada kalmış oluyor bu arada. Kayboluyor böyle arada, onu fark etmiyorum. Atıyorum işte, yaptım gittim, yaptım gittim. Sonra bir geldim burada. Böyle bir görüntü. Hani yani bu ortadaki yok. Bunu buluyorum sonra, ama bunu neyle öreceğim? Burada bir şey yok. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar burada da. Bunu böyle çıkartıyoruz kenarından birkaç tane, rahat işleyebilmek için, işimizi rahat yapabilmek için. Bizim buraya bir tane böyle bir pomponlardan, şu ilmeklerden eklememiz lazım. Bunu tam şu ortadan, bakın ek yerinin, hatta size şurada makas var göstereyim. Şu ek yerinin tam ortasından böyle kestim arkadaşlar. Sonra bir de ipin ucundan bir tane böyle kestim. Mesela işte şurayı kestim. Bakın bu ip eklerken de böyle ekleniyor. İpiniz bitti ya, onu ekleyeceğiniz zaman da böyle ekleyebilirsiniz. Bunu da buradan kesiyoruz. İşte atıyorum şu arada mesela bir tane ilmeğimiz eksikti ve o ilmeğe ekleme yapmamız gerekiyor. Bakın şunu şöyle üst üste koyup iğne ve iplik yardımıyla bunu güzelce dikiyoruz. Sonra nereden devam etmesi lazım? İşte tabii bu örgümüzde oluyor. Buradan devam etmemiz lazım. Sonra da bunu da buraya koyup bunu da bir güzel dikiyoruz. Tabii aradaki mesafeyi de iyi hesap edin. Lütfen tam düzgün bir şekilde kesin. Onu da buradan dikiyoruz ve baştan başa sökmeden buradaki yaptığımız hatayı telafi edebiliyoruz. Pratik işler elmasta. Başka ne vardı? Başka işte ip eklemek de aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi ipimiz şurada bitti diyelim. Şöyle daha hatta şey olur, sağlam olur. Bunu da kesmeyelim. Bakın mesela şöyle bitti ip. Şuranın ucu uzun farz edelim. İpimizi eklerken şöyle koyuyoruz. Ve burayı bir güzel dikiyoruz. Ben şöyle dikiyordum. İpimi koyuyordum. Birkaç dolu ip iğne oyası yapar gibi sıkıştırarak dikiyordum ve hiçbir şekilde ayrılmıyor. Çakmakla falan yakarak yapanlar da var. O biraz tehlikeli çünkü kararma falan olur. Neme lazım, ne gerek var? İğne iplik varken iğne iplikle yapıyordum. Elmaslı günlerden bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bu arada unuttum. Yani yatak örtümün ölçüleri arkadaşlar, onu da söyleyeyim size. 1.30'a 1.20 ve 30 tane ip gitti. 30 tane ip gitti. 30 tane ipten artan ipler işte bunlar. Biraz yarım yumak kadar beyaz kaldı. Birazcık da şu griden çok az kaldı. Ve maviden de epeyce kaldı. İşte bir yumağa yakın mavi ip kaldı. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.